Doğamız temiz, nefesimiz oksijen dolu olsun. Temiz çevre anayasal hakkımız ve onu korumak yasal görevimiz diyerek yola çıkıyoruz. Anayasamızın 56. maddesinde ve uluslararası çevre koruma sözleşmelerinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu kesin bir hüküm olarak belirtilmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 3. maddesinde de çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevi olup başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesiyle görevli olduğu hüküm altına alınmıştır. Samsun doğası ekosistemi büyük bir tehdit altındadır. Samsun ve halkı da geçmişten günümüze çevre konusunda olumsuz örnekleri fazlasıyla yaşamıştır ve yaşamaya devam etmektedir. Kentimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Ünye'den itibaren çimento sanayi, OMV doğalgaz çevrim santralı, Karadeniz bakır işletmeleri, Samsun gübre sanayi, Yeşilyurt demir çelik ve yakın zamanlara kadar mobil santral gibi ağır sanayi yatırımlarının varlığı ile tehdit altında olan ekosistemimiz, şimdi de Sinop'ta nükleer santral, Amasya'da termik santral gibi kirli ve tehlikeli yatırımlarla daha da risk altına girmiştir. Daha sağlıklı bir kent ve daha mutlu bir yaşam için Samçep'te buluşalım diyoruz. Samsun Çevre Birlikteliği katılımcılar.